Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki dondurma yalıyoruz. Şimdi Max yani markasını söylemeyelim de. Biz fakir adamız genellikle bakkaldan 1 milyonluk dondurmalar falan alıyoruz da bugün tabakla Allah nasip etmiş. Aromasını pek sevmedim. Bir de beyazın tadına bakalım. Sütlü diye bak, sütlü dondurma diye veriyorlar işte, adam ne kadar su kattıysa süte. Sütten çok süt tadı var. Sütten çok su tadı var. İşte. Beyazı da fazla sevmedim de. Bir de muzlusuna bakalım. Uzun bilmiyorum. Muzun tadını tuttuk kardeş, biz fakir adamız. Muz nerede yetişiyordu lan? Kokulan bakalım. Muz tatil bölgelerinde yetişiyor, zenginlerin bölgelerinde. Ben Ankara'da görmedim yani muz ağacı. Ama muz gibi insanlar var. Ya Rabbi çok şükür ya. Ekmekle mi yesek, karnımız doysa? Ne bileyim yani, kaşık maşık hayırdır yani. Bu ne oğlum ya? Ekmekle ye. Allah olmayanlar da yani can çekenleri de Allah nasip etsin. Bismillah. Ama şimdi sol elleri. Ya ben sağ elle fazla yiyemiyorum, şey yapamıyorum da. Şaban da diyor ya, babasından haş kalıyor da bu paraya şey bile çekilmez diyor. Niyet diyor. Ünlü kardeş ya, her şeye zam verdiler, her şeye zam verdiler. Koronada millet çökmüş. Adamlar da üç kağıtçılar ortada, piyasayı var ya sömürmüşler. Bir de sanki günlük fiş kesiyorlarmış gibi. Şu kadar para diyorlar, bu kadar para diyorlar. Devletten vergi kaçırıyorlar. Fiş kesmiyorlar. Z raporu, A raporu artık neyse kesmiyorlar akşamlarda. Adam 1 milyarlık ciro yapıyorsa adam tutuyor 300 milyonluk şey kesiyor. İspiyoncunu sevmem. Böyle yapıyorlar. Devlet diyor ki bunu buradan satacağım diyor adam. Bir ürünü görüyorsun, gidiyorsun bir bakkaldan mesela veya bir alışveriş merkezine. Aynı ürünü gidiyorsun başka bir yerde 3 katı. Bu ne lan? Kazıkçı çok ya. Dikkat ediyorum da ben. Kazıkçı çok. Kardeşim.
Altan Daşa neyse sanatçıya da olsun ya. Sanatçı dediğin adam parayı yolda bulmuyor ki. Normal bir insana 3 TL veriyorsa sanatçı geldiği zaman 10 TL diyor. O adam yoldan buluyor ya parayı. Benim genetik ya. Buralarda saçlar var da. Şurası döküldü işte üst tarafı. Sorun değil kardeşim. Herkes de yani çoğu insanda var. Genetik. Benim için sıkıntı yok. Benim rahmetli babamda da vardı ya. Süleyman Soylu'da da var yani. Bana laf yapacak adam gitsin onları da yapsın ya. Yer mi? Yemez değil mi? Ha, ona yapamadığını gelip bana yapmaya çalışma. Seni izlerim. Süleyman Soylu Başkan da başkanımız da bizim gibi aynı dertteyiz ya. Aynı şampuanı kullanmış sonra. Gerçi biz fazla şampuana para veremedik de sabun falan. Şu Hacı Şakir saç dökmesinler de döküyor. Bayağı zor. Sayın Süleyman Soylu. videomu beğensene. Dükkan beğenir misin? Takip eder misin beni? Hı? Hep biz sizi takip ediyoruz televizyonlardan, internetlerden falan. Bir günde siz bizi takip etseniz ne olacak yani? Bir abone ol yani ne olacak? Ben reklam olmayayım. Şu an hala İçişleri Bakanı değil mi Süleyman Soylu? Bakalım. İçişleri Bakanı. Ben valla fazla haber izlemediğimden dolayı fazla bilmiyorum. Kim bir ara istifa edeceğine de vazgeçti sonra. Yok lan İçişleri Bakanı şey oldu ya o. Sonra bir komutan vardı ya değil mi? Ha, doğru. Peki Süleyman Soylu kim? Ne iş yapıyor? Ben tamam televizyondan biliyorum da yani görev olarak ne lan bir baka. Ya Süleyman Soylu. Direkt bir Süleyman Soylu yazarsak çıkar. Neymiş? Süleyman Soylu. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı. Ha işte İçişleri Bakanı. İşte benim adamım ya. Benim adamımsın. İçişleri Bakanı. İçimize karışabilir. İçişleri Bakanı. Yani İçişleri Bakanı içeride olan olaylarla alakalı her şeye karışabilir. İçişleri. Yani Türkiye içerisindeki dışişleri desen mesela Türkiye'deki gurbetçi mesela Türkiye'ye gelmek istiyor. Orada başı bir sıkışmış. Büyük bir ihtimal o. Cumhurbaşkanı alayına karışır. İşte ben başbakan olacak adamım. Gerçek diyorum bak ben başbakan olacak adamım. Komedyen oldum. Bak ben başbakan olacağım yani. De başbakanlığı kaldırdılar kardeş yani adamlar. Padişahlığa döndürmeye çalıştılar ya. Tek adam olarak. Padişahlığa döndürmeseler de iyi olur. Ya eskiden ne güzeldi kardeşim. Cumhurbaşkanı otururdu köşkünde. Emir verirdi mesela.
Cumhurbaşkanı, başbakan lideri de ona racon kes, buna racon kes. Ne güzel de paltoyu da giydim tamam. Polat Alemdar. Vallahi ya. Hey yavrum ben. Size başbakan lazım. Biz eskisi gibi başbakanımız olması lazım yani tek insan konuşmasıyla olmaz ya. Neyse ya Allah'ım şükürler olsun ya. Neyse. Sen de Allah'ım devlet büyüklerimize de Allah yardım etsin yani. Onlar da gerçekten bir ton işlerle şaka maka değil yani. Onlar da bir ton sıkıntı çekiyorlar. Çoluğun çocuğunu göremiyorlar. Ben görüyordum. Şaka maka değil yani. Süleyman söylüyor. Oraya gidiyor. Karda kışta. Asker mesela ziyaretten bayram oluyor. Hanımıyla, çoluğuyla, çocuğuyla adamlar bayramlaşamıyorlar. Oraya gidiyorlar. Geceleri yok. Gündüzleri yok. Doğru düzgün uyuyamıyorlar. Edemiyorlar. Neden? Türkiye'nin bütününü korumak için. Ben şimdi şaka maka değil yani. Ben AK Partili değilim. AK Parti'ye de bu zamana kadar da oy vermedim. Ama ben mesela Sayın Süleyman Soylu'nun şeyini seviyordum. Raconu seviyordum. HDP'sine falan kızıyordu yani. Uyuşturucu satanlara kızıyordu. Şöyle yaparım, böyle yaparım falan filan. O bakımdan baba yiğitliğini gördüm yani. Dur bir çevirin. Arkadaşlar, Clash of Clown'u biliyorsunuz. Şimdi burada strateji oyunu olduğu için sayın komutanımız başkomutanımız liderimiz bakın hesap yapıyor. Mesela demiş ki 30 bu 30 level mi oluyor? Yok. Abi 30. sıraya bu arkadaşımız dalıyor. Boz 30. sıraya aynen. Mı dalacak? Niki Boz. Bozayım. Sonsuz karakter saldırıyor. Sonsuz karakter saldırıyor. Abi adam var ya bak tam bir gerçekten Savaşçı dizisinde oynaması lazım. Bu 13 ekçe mi oluyor? EKC. Yani biraz kısalttım isimleri uzun mesela. Ha. O metin alanına sığmadığı için. Kısaltım. Mesela 13'e bu dalacak. Peki bu adam kaçıncı sırada? O adam büyük ihtimal ona göre ya dek geliyordur abi. Mesela ya 15. sıradadır, evet. Ya 14, ya 13. O zaman bize yanlış öğretmişler. Bize dediler ki gücün hangisine yeterse ona dal. Öyle bir şey yok abi. Abi adam baksanıza. Burada yemiyor, içmiyor. Bak bir tane de burada var. Bu abi, hangi gününki mesela? Şu. Ay ve tarih atıyor musun peki? Şu abi şöyle çevireyim sana. Bu bugününkü. Yok bu 3-4 gün oldu. Bu 3-4 gün oldu. Bugününkini şimdi hesaplıyorum. Bugününkini az önceki baktığımız bugünküydü. Şu. Bugünküydü. Evet dur abi. Peki mesela. Burada adam mesela 2-3 maç girmese ne yapıyor? Klandan atıyoruz. Klandan atıyorsun. Şu an 43. Açıklamada yazıyor mu mesela? 2-3 maça girmeyin veya günlük şu kadar girmenin lazım falan filan. Ya şöyle söyleyeyim. Klanın şeyini de çekebilirsin abi. Yaklaşık 2-3 aylık bir klanız ama 8. seviye oldu. Peki ben klanınıza gelmem için nasıl bir yağcılık yaparım? Beni tanıyor olman yeterli. Sağ olasın.